Merhabalar. Bugün Tonguç Akademi'de polinomlarla ilgili sorular çözeceğiz. Tonguç hazır mısın? Hazırım hocam. Evladım hadi bakalım o zaman Oh. damgamızı basalım başlıyoruz. Tonguç'um bak bir tane soru çözelim polinomlarla ilgili. Bak zorluk derecesi basit. O yüzden korkmana hiç gerek yok. Tamamdır hocam. Tonguç'um böyle bir polinom vermiş aman Allah'ım diyorsun görünce ama hiç korkma. Baş katsayısı ve sabitleri nedir demiş. Tonguç bir kere bunun baş katsayısı baş teriminin katsayısı demek. Bunun en baştaki terimi en yüksek dereceli terimi demek. En yüksek derecesi x üzeri 4'lü. Bunun baş terimi olduğunu düşünürsek katsayısı da 5 değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman baş katsayısı 5'miş. Artı sabit terimine bakarsak Tonguç bunun sabit terimi de 7 değil mi Tonguç? 7. O zaman 5 ile 7'yi toplarsak 12. 12. Neden sabit terim 7? Çünkü içinde x olmayan terime sabit terim diyorduk. Aynen. Bunu hatırlarsan çok önemli. Kolay bir soruydu. Tamam o zaman şimdi bir de karışık bir polinom. X'li y'li bir polinom diyelim tamam mı? Şimdi Tonguç X'li y'li bir polinomu hiç görmemişsin daha önce ama Hiç görmedim. görürsen de şöyle düşüneceksin. Derecesi nedir derse bize bak X'lerin ve y'lerin üzerinde sayılar var ya. Evet hocam. 4 var, 3 var, 4 var, 2 var, 4 var falan filan. Tonguç'um bak burada şunu yapmamız gerekiyor. Bununla bunu toplamamız gerekiyor. Bununla bunu toplayıp bu terimin derecesini bulacaksın. Kaç? 6. 6. Bununla bunun toplamı 6. Peki bunun derecesine bakarsak 3 ile 4'ün toplamı 7. 7. Bunun derecesine bakarsak bunun görünmez biri vardır. 1 ile 4'ün 5. Bu zaten az, bu zaten az. En yüksek derecesinde Tonguç bunun? En yüksek derecesi 7 7 Tonguç. hocam. O yüzden bu bizim için nedir? Dikkat et. Baş terimdir. Aman dikkat et. Bu Fatih birazcık terim. Evet. karıştırmışlar burada. Onu unutma. X ile y'li de olabilir. Bilmiyorum. Hadi bakalım o zaman kimden mesaj gelmiş? Evladım sence kimden? Hocam bence Rüştü Rüştü Eren Çaya'dan. Reçber. Yok o diyeyim şey. Rüştü Eren Çaya demiş ki bize rengarenk çizim ve sunumuza bayılıyorum. Teşekkürler Tonguç diyorum ya Rüştücüm. Hocam ben de size uzattım zaten. Bana da teşekkür edin lütfen. Teşekkürler Tonguç Sağ sana olun da. hocam. Şimdi bak bir soru yapıyoruz ama bunun zorluk derecesi birazcık daha fazla. Bak ikiye Hafiften çıkmış. şişmeye başladı evet. Şişmeye başladı. Şimdi bak Px eşittir Mx artı n demiş. Ha, bize vermiş ama m'yi neyi bilmiyoruz. Mesela 3x artı 5, 7x artı 8 her şey olabilir. Şimdi şöyle bir zımbırtıyı vermiş bize demiş ki bir de px artı 1 ama bilen. Px nedir diye soruyor. Tonguç bir kere ben px'i biliyorsam px artı 1'i rahatlıkla bulabilirim. Neden biliyor musun? X gördüğüm yere x artı 1 yazarak. X gördüğüm yere x artı 1 yazarsam m çarpı x artı 1 artı n'dir. Evet. Px artı 1. Aynı şekilde px eksi 1'i de bulayım. Çünkü bak bunları bulmam gerekiyor. Doğru. X gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. O zaman burada da x gördüğüm yere x eksi 1 yazacağım. Tonguç aradaki farkı görebiliyor musun? Sadece bak bunları çıkardım. Yerlerine x artı 1 yazdım. Aynen. Ya aslında aynen yazdım. Sadece yerine koydum tamam mı? Şimdi bunu düzenlersek Tonguç. Bunu böyle dağıtıyorum. Mx artı m artı n. Bunu düzenlersek Tonguç. Mx eksi m artı n. Bunların toplamı neymiş Tonguç? Bu ikisinin toplamı 6x artı 4. O zaman toplarsan bunları 2mx bunlar zaten birbirini götürüyor. Artı 2n eşittir. 6x artı 4 değil mi Tonguç? Doğru. Tonguç bak burada 3 bilinmeyen var. Nasıl çözeceğim diye düşünüyorsun ya. Polinom eşitliği yapacaksın. Mantık şu. Burada x'li ifade, burada da x'li ifade bu değil mi? Bunun başında ne var Tonguç? 6. Bunun başında 2m var. O zaman bunlar birbirine eşittir. Bu kadar. O Anladım hocam. zaman 6 eşittir 2m ise m kaçtır Tonguç'um? 3'tür. 3'tür. M'yi bulduk mu? Şimdi Tonguç bir de bu sabit sayı, bu da sabit sayı. Çünkü içinde x yok. O zaman bunlar birbirine eşittir. 4 eşittir 2n ise n eşittir 2 değil midir Tonguç? Aynen hocam. O zaman px polinomu mx artı neydi ya? M'yi biliyoruz zaten. 3x artı neyi de biliyoruz? 2. İşte bu kadar. Anladım hocam. Anladık mı Tonguç? Çok net anladım. Birazcık karışık ama full yerine koyma var. Unutma matematik aslında %50'si yerine koymaktır. Unutma onu da. Nereye yerine ha, anladım hocam. Yerine koymak derken yani x'in yerine başka bir şey yazdım. Bak, Anladım hocam. bak bu da px sabit polinomu demiş. Sabit polinomun özelliği Tonguç'um sonucun hep aynı olması. İçine ne yazarsan yaz. X 2x eksi 1 de yazsan. 3 eksi 2x de yazsan. 500 milyar trilyon katrilyon da yazsan hep aynı çıkacak. Sabit polinomun özelliği bu. Demek ki bununla bu aynı o zaman Tonguç. İki aynı şeyin toplamı 12 ise bu aynı şeyler 6 6 değil midir Tonguç? Doğru hocam. O zaman px 6'dır.
P4 de 6'dır. İçine ne yazarsan yaz 6'dır. Bu kadar basit bir soru Ne kadar Tonguç. kolay bir soruymuş. Görüyorsun. Ama. Mesela ben sana şey yazsam. P Tonguç yazsam. Bunun sonucu nedir bu polinoma göre? P yine Tonguç. 6'dır. Yine 6'dır pardon. Hay Allah seni. Ya her zaman 6'dır bak. Polinomu, sabit polinomda bir sayı çıkıyor hep. Anladım. Ne koyarsak koyalım. Şimdi böyle bir ifade. Hocam karpuzu hayda. Şapır çapır yedir misiniz bana? Yaz gelse de karpuz yesek hocam. Vallahi yani. Ne zaman yaz gelecek? Bugün de hava inanılmaz fırtınalı ya. Niye böyle? Hocam kış bu sene erken geldi bence. Yani helal mi? Bir gün yaz sürdü hemen bahar. Geri kış geldi. Yani mevsimler şöyle. İlkbahar, kış, sonbahar, kış, ilkbahar, kış, sonbahar, kış böyle gidiyor hocam. Tonguç var ya kuzey ülkelerinde nasılmış biliyor musun mevsimler? Hani bizde ilkbahar, yaz falan filan var ya. Şöyleymiş Tonguç'um. Kış, ondan sonra kıştan sonra, ondan sonra kış değil ve kış öncesi diye dört mevsim var hocam. Anladım hocam. Öyle garip garip şeyler. Tonguç'um bak, bölmeyi düşündüğümüz zaman Px'in x-2 de bölümünden kalanı sorarsa hemen bunun cevabına sıfır diyorduk Tonguç. Hani böldüğümüz şeyin sonucuna sıfır dersek x yerine 2 yazdığımız zaman biz aslında neyi buluyorduk? Kalanı buluyorduk. Buna biz kalan metodu diyorduk. Videomuzda var Tonguç. Tamamdır hocam. O zaman x yerine 2 yazdığımız zaman kalanı vereceğiz. Ve bize zaten kalanı soruyor. X yerine 2 yazalım Tonguç. P 2 artı 1 eşittir 4 çarpı 2'nin kübü eksi 5 çarpı 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 eksi 3 değil mi Tonguç? Evet hocam. O zaman P 3 dediğimiz zımbırtı 4 çarpı 2'nin kübü 32 eksi 5'in karesi 5 çarpı 4 20 artı 4 eksi 3. Evet. Ha, ama biz neyi bulmak istiyorduk? P2'yi bulmak istiyorduk değil mi Tonguç? Evet hocam. Burada işlem hatası yaptık. Demek ki ben P3'ü buldum. Yanlış bir şey yaptım Tonguç. Tamam hocam. X yerine 2 yazmayacağım. P2'yi bulmak için ne yapacağım? Bak bazen ben de hata yapabiliyorum. Olsun biliyorsun. Hocam karpuzu affedersin, karıştırdım hocam. Ben soğuk iklim Tonguç falan. Bak. Kalanı bulmak için x yerine 2 yazacağım. Px'in x eksi 2 bölümünden kalanı soruyorsa buradaki x yerine 2 yazacağım. P2'yi bulacağım. P2'yi bulabilmek için x yerine kaç yazmam gerekiyor Tonguç? Bunun 2 olması için. 1. Mükemmel. Şimdi daha basitmiş kusura bakma. P1 artı 1 yani P2 çıkacak sonuçta. Evet. 4 çarpı 1 eksi 5 çarpı 1 artı 2 çarpı 1 eksi 3. Neden? Çünkü 1'in her kuvveti 1'dir. Aynen. O zaman 4 eksi 5 eksi 1 artı 2, 1, 1 eksi 3, eksi 2. Neymiş P2 o zaman evladım? Eksi 2. Eksi 2'ymiş. Kalanı da bulmuş oldum çünkü P2 aslında kalanı. Tahmin ettiğimizden daha kolaymış yani soru. Evet Tonguç, ben birazcık zora kaçmışım. Olsun hocam, sağ olun. Polinomu x kare artı x ile tam bölünebiliyorsa demiş. Tonguç bir kere şunu sıfıra eşitlemem gerekiyor. X kare artı x'i sıfıra eşitlersem eğer, bunu çarpanlarına ayırırsam, x çarpı x artı 1 eşittir 0 derim. X ne yazarsam 0 olur Tonguç. Ya 0 yazarım ya da x yerine eksi 1 yazarsam 0 olur değil mi? İki tane değer var. O zaman polinomunun ile tam bölünebiliyorsa tam bölünmek ne demekti biliyor musun Tonguç? Tam bölünmek kalan eşittir 0 demekti. Doğru. Demek ki x yerine 0 yazarsam da kalan 0 çıkıyor. X yerine eksi 1 yazarsam da kalan 0 çıkıyor. O zaman bak P 0 da 0, P eksi 1 de 0 çıkıyor. Anladım hocam. Şimdi bunu çözelim Tonguç. P 0 koyduğumuz zaman x yerine 0 koyarsam P 0 eşittir. Burası gitti, burası gitti, burası gitti. Çünkü hepsinin başında x, x var değil mi? Hepsi gitti. Eksi m artı 3 kaldı. Eşittir neymiş Tonguç'um? 0'mış. Anlaştık mı? Anlaştık. Bunu fazladan yanlış yazmışız. Böyle hatalar olabilir. P eksi 1'e bakalım. P eksi 1'de ise Tonguç'um yine 0 çıkması gerekiyor. O zaman 2 çarpı eksi 1'in kübü artı 5 eksi m çarpı eksi 1'in karesi artı n artı 1 çarpı eksi 1. Böyle işlemler yapıyorum sadece. Eksi m artı 3 eşittir 0 çıkması gerekiyor Tonguç. Anladım. Çünkü tam bölünebiliyormuş. Şimdi bu düzenlersem Tonguç'um 2 ile eksi 1'in kübü, eksi 1'in kübü zaten eksi 1'dir. Eksi yani. 2. Bu zaten 1 eder. Artı 5 eksi m. Bu eksi 1 eder. Eksi n eksi 1. Eksi m artı 3 eşittir 0 çıktı. Şimdi şuradan ne çıkıyor biliyor musun? M'yi karşılasam m eşittir 3 çıkıyor Tonguç. Doğru. O zaman buraya 3 yazarsam eksi 3 artı 3'ten bunlar birbirini götürdü. Sadeleştir. M eşittir 3'tü. Eksi 2 artı 5
Eksi 3 ne der Tonguç'cum? Beynim yandı hocam şu anda. Eksi 2 artı 5 3 eder. 3 eksi 3 de 0 eder. Bunlar da birbirini götürdü. O zaman sonuç eksi n eksi 1 eşittir 0 çıktı. N eşittir eksi 1 çıktı. Tamam mı Tonguç? Tamamdır hocam. O zaman m zaten 3'tü Tonguç. 3 çarpı eksi 1 sonucumuz eksi 3'tü eksi Tonguç. 3. Birazcık kazıkmış soruda. Evet, Tonguçakademi.com'u mutlaka takip et Tonguç. Orada videolar daha detaylı ve kategorize bir şekilde Tonguç. Tamamdır hocam. O zaman ödüllü sorumuzu yap, cevaplara gönder bakalım. Hemen yapıyorum hocam.